Herkese sıkıcı, boğucu, iç karartıcı bir Perşembe gününden günaydın. Kaç gündür böyle hiç güneş çıkmadı ve bayağı bir günde böyle olacakmış. Hızlıdan bir kahvaltı yaptık. Kahvaltı bulaşıkları beni bekliyor. Onları halletmem lazım. Yalnız bugün ben şey gibi olmamış mıyım? Evin hizmetlisi gibi. Hani böyle ağlı konaklı dizilerde böyle kızlar olur ya evde. Al beni koy yani. Mutfakta şu an soğan doğrayayım. Hiç sırıtmam yani. Şu an kamerada öyle gözüküyorum. Biraz önce de marketten sipariş verdim. Evde eksikler vardı. Bir 10 gündür falan biz markete gitmiyoruz. En son Sedat alışveriş yapmıştı ya. O günden beri evde hiç alışveriş yapmadık. Tabii ufak tefek eksikler dışında. Böyle ufak tefek evin eksiklerini falan sipariş ettim. Haftaya kadar bizi idare etsin diye. Çünkü haftaya alışveriş yaparız. İşte onları sipariş ettim. Onları bekliyorum. Onları yerleştirdikten sonra da birkaç işim var. Buzdolabında böyle poşetlerin içinde zeytinler. Dün Sedat gün kurusu almış. Onlar böyle poşette duruyor. Onları böyle bir kaba koymak istiyorum. Ve birazcık düzen falan yapacağım. Üstten bir silerim. Büyük bir temizlik yapamam buzdolabına şu anda. Çünkü Kıvanç içeride Asya ile beraber muhtemelen birazdan bağırmaya başlayacak. Bu arada Kıvanç bugün de çok huzursuz. Eteğimden ayrılmıyor. Kendini böyle yerlere atıyor. Akşam gelirken Sedat bir jel alacak. Birkaç arkadaş onu önermiş. Nurse Harvest öyle mi okunuyor bilmiyorum. Ondan alacak bakalım inşallah. İyi gelir. Yarın bir de aşısı var. Hem diş hem aşı. Şuradan başlayalım. Çekirdek aldım. Bu tadımın çekirdekleri son zamanlarda çok hoşuma gitmiyor. Çok çekirdek tüketmiyoruz ama sanki tadını bozdu gibi geliyor. Çitliyor da daha önce aldım mı bilmiyorum. Denemek istedim. Şöyle kara şimşek, tuzlu. Bunu Sedat yemeyecek tabii ki. Bunu kendime aldım. Şöyle nugget aldım. Bunu böyle ben salatalarıma falan koyuyorum. Seviyorum. Şöyle muz çocuklara. Çoko krem aldım. Nutella yoktu çünkü. Bu da çok sık aldığım bir şey değil. Böyle arada alıyorum. Daha sonra Nestle'nin beyaz çikolatasını aldım. Normalde beyaz çikolata çok... Ben önceden çok seviyordum ama son zamanlarda daha çok normal çikolata seviyorum. Bunu bugün kek yapacağım. Böyle değişik bir şey yapacağım. Onun için aldım. Hatta bunun normal olanı da vardı. Nerede? Heh. Şöyle bu ikisiyle bir kek tarifi yapacağım. Beraber yapacağız onu. Sosis aldım. Şöyle. Bardak poşet çay aldım Lipton'un. Bu sefer Lipton aldım. Şunu aldım hatırlamıyorum ya. Ben bunu yanlışlıkla mı sepete eklemişim acaba? Bardak poşet çay. Allah Allah. Buna bir bakacağım. 100 adet bardak poşet çayı. Allah Allah. Herhalde gezinirken yanlışlıkla ben bunu sepete ekledim. Bir şeyler oldu yani. Neyse. Şöyle Çengelköy salatalık. Havuç. Şurada süt var. Bugün Instagram'ıma bir tane ekran görüntüsü attım. Geçen gün baktığım içimin günlük sütü gerçekten 9 küsür liraydı. Ve bugün 15 lira olmuştu. Şoka girdim. O kadar şaşırdım ki bu da... Ben bunun ikisini, iki tane almışım. 15 lira vermişim. Bugün buna ne kadar verdim? 12 lira falandı galiba. Biz bunu 8 liraya falan alıyorduk, 7. Yani 7 liraya bile alırken ne kadar pahalandı falan diyorduk. Ama şimdi 10 küsür liralarda süt yani. Süt. Neyse. Daha sonra şöyle ufak bir tereyağı aldım. İdareten. Labne. Kıvanç çok seviyor. Ben de bazen böyle kahvaltıda ekmeğin üstüne sürüp üstüne böyle bir şeyler falan daha koyup yemeyi seviyorum. Sedat da seviyor. Asya çok sevmiyor. Şöyle bir de eticici bebe. Ufak paket. Kemal Kükrer'in karışık turşusundan aldım. Vivident sakız. Petit Beurre bisküvi Ülker'in. Bundan aldım. Ruffles'ın. Bunu kendime aldım. Ben buna bayıldım. Bu herhalde üçüncü alışım falan. Her zaman da bulamıyorum. Ya böyle tatlı, hafif böyle tatlımsı bir tat var. Ben böyle tuzlu tatlı karışım olayını çok seviyorum ve çok hoşuma gitti. Tatlı baharatlı sos tadında diyor. Bunu denemediyseniz bir şans verin. Güzel bir tadı var. Islak mendil aldım. Bu arada bunun kokusu acayip güzel. Aşırı güzel bir kokusu var. Buna bayılıyorum.
Sonra bir de ekmek şöyle. Ekmeği de Asya tırtıklamış. Daha sonra ABC'nin yumuşatıcısından aldım. Ay bu var ya, gerçekten 15 hafta kalıcı koku diyor galiba burada. Evet. O kadar kalıcı ki yani buram buram kokuyor. Zaten bunu geçen hafta göstermiştim size. Ve şey, bu yumoşlardan falan da gayet uygun. Boyu da aynı boyut. Ama bunlardan daha kalıcı, daha güzel kokusu falan ve daha uygun. Yani bunu mutlaka deneyin. 22 liraydı fiyatı o. Yumoşlar falan 32-33 lira hatta. Bazı yerlerde 34 lira olarak gördüm ben. Çok pahalı. Bundan aldım. Arkadaşlar annemle kek yapacağız. Ben de annem de ikimiz kek yapacağız. Evet, şimdi Aslı'nın isteği üzerine kakaolu bir kek yapacağız ama Kıvanç izin verirse. Neyse. Tamam, ben size şimdi pijama alacağım. Bir kakao. İki seferde portakallı ve şeyli yaptım. Limon. Limon yaptığım için yemedi hiç. Hadi dedim onun isteği olsun. Kakaolu kek yapacağız. Bu biraz değişik olacak ama. Yaparken göstereceğim zaten. Malzemelerimi göstereyim. Bir su bardağından biraz az sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya, bir su bardağı şeker, bir su bardağı un ve 2 yemek kaşığı artı 2 yemek kaşığı un, 3 tane yumurta, bir su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao.
Tamam, ben kıvancı kıstırayım. Keke başlayalım. Bunun içine bir şekilde yağlı kağıdımı koyuyorum. Daha kolay çıkması için içine hemen kek ağacımı dolduracağım. Kıvanç lütfen. Lütfen anneciğim. Bitti bak. Bu şimdi fırına gidecek. 160 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Fırının en alt kısmına da su koyacağım. Böyle fırına girebilen bir kaseyle su koyacağım. Daha yumuş yumuş olsun diye. Evet, şimdi fırına gidiyor. Evet. Bunları unuttum bak. O benim hatam Kıvanç. Gel buraya gel. 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 Yine fırın kabı koydum içine. Ben ne? Fırın kabının içinde suyu koydum. Başka bir şey bulamadım. Ben de kızım gördü onu. Şimdi isteyecek. O yemesin ama. Asya da bunu sıyırmak istedi. Biz de küçükken çok yapardık. Onu. Annemiz kek yapardı. Yarışırdık ekimi fırından çıkarttım. Şimdi biraz soğumaya bırakacağım. Ondan sonra üstünün sosunu hazırlayacağım. Biraz bekliyoruz değil mi Asya'cığım? Hı hı. Kaç dakika? Bir 15 dakika falan çok değil. Asya kuş bir dilim istedi. Valla içine kesinlikle su koyun. Böyle içi yumuş yumuş. Böyle ıslak ıslak oluyor. Gerçekten çok güzel. Sedat'ın gelmesine bir yarım saat var ama çocuklar acıktılar. Onlar şimdi çorba yiyor. Tarhana çorbası yapmıştım. Ben bugün gerçekten sanırım mutfakta çıkmayacağım. Sedat şimdi arıyor. Benden şu gün kurusunu poşetinden istedi. Bunları dün Sedat iş yerinden bir abiden almış. Malatyalıymış. Çok organik, aşırı güzel, çok lezzetli bir gün kurusu. Hatta beni uyardı. Bunları buzdolabında tut dedi yoksa tutlanırmış. O derece doğal yani. Şimdi bunlarla şeker atmadan bir hoşaf yapacağım. Şöyle 2'ye 3'e bölüp. Kıvanç. Beni az rahat bıraksın diye tencere tava bir şeyler vermiştim de. Sedat şimdi işten geldi. 5 tane eczane dolaşmış. Bak. Ve o dediğimi bulamamış. O yüzden bundan almış. Karjel. Artık dikkatli. Mutfak maceram artık burada sonlanabilir mi? Gerçekten artık ayak tabanlarım ağrıyor gerçekten. Tepsileri yıkadım. Makinemi açtım. Güzelce tezgahımı çamaşır suladım. Bir tek ocağı silmedim. Zaten ocakta çok pis değildi. Şimdi kendime bir
latte yapacağım. Bu arada bunu çok sevdim. Tadı çok güzel bence. Ben gidelim. Bu kız gider buradan. Gece uyumayacak. Uyandı. Çok şapşiksin uyandığın zaman. Çok şapşik oluyorsun sen. Çok güzel kokuyorsun uyanınca sen. Özledim anneciğim. 1,5 saat uyudum biliyor musun Kıvanç? Ada. Nerede Ada? Nerede Ada? Nerede Ada? Böyle mi oturacaksın? Gel. Aşırı kaşınıyor ve buradaki egzama çok arttı. Son zamanlarda aşırı arttığını hissediyorum. Birkaç kere Asya'ya fotoğrafını çektirdim. Hani ben göremediğim için orayı. Bayağı böyle ciğer gibi falan kızarmış. Kabuk tutuyor. Kaşınmamaya çalışıyorum ama dayanamıyorum. Of. Hiçbir çözümü yok yani. Gerçekten yok. Şampuan falan veriyorlar. Merhem veriyorlar. Tekrardan yerine geliyor. Şu ensemde, saç derimde bir maalesef öyle bir problemim var. Bilmiyorum. Herhalde ömür boyu o benimle kalacak. Maalesef. Ne zaman makineye çamaşır atmıştın? Unuttum onu. Beyazları atmışım. Araya bir tane renkli bir şey karışmış. Ay ay. Ütülenecek çamaşırlar var. Serhat'ın pantolonları, gömlekleri ama başına oturup da ütüleyemiyorum ki. Gerçekten yani yapamıyorum. Yine önceden tek çocuğum varken bir şekilde hani onları da ütüleyebiliyordum. Bazen vakit ayırabiliyordum ama şimdi gerçekten mesela içeride var bir sürü. Bu çamaşırda da şöyle 3 tane gömlek çıkmış. Serhat işte hep kumaş pantolon, gömlek falan giyiyor. O yüzden bayağı birikiyor yani. Neyse. Ama bu değil mi ya? Yapamayacağım. Gömlek daha geldi. Tabii her gün değiştirince haliyle böyle oluyor.